zamandır Karadeniz'e gelmiyoruz. Karadeniz'in havası böyle işte, Marmara'ya benzemiyor. Şu an burada öyle bir sessiz bir ortam var ki, benden başka kimse yok. Şuraya arkadaşlar sanat eseri yapmışlar. Yakın zamandan kaya oymaları. Kuş sesleri. Biraz da rüzgar çıkmaya başladı. Denize ineyim. Bakalım balık var mı? Güzel koylar da var planlarda şimdi. Bir dahaki faaliyetlerde. Karadan ulaşımı da zor olan koylar var. Oralara da kamplı faaliyetler düşünüyorum. İlk defa bu kadar uzun yola geldim römorkla. Hopladı zıpladı. Bu şekilde dönüyordu. Bu hareketli mekanizmadan dolayı hem yukarı aşağı inme ihtimali var, hem de sağ sola dönme ihtimali var. Bunlar dönüyordu ama biraz geliştirme yaptım işte. Aralara yumuşak pullar koydum. İyice sıktım. Şu an 75 kilometre yol geldi. İkisinde de dönme yok. Başka bir faaliyette bunun yerinden çıktığını da gördüm. Arabada taşımakta yarar vardı. Tapamız sürgülü burada. Kapattık onu. Tekerleklerimi taktım. Bunu ilk önce hafifken aşağı indireceğim. Yine motoru arabada taşıyacağım. Böyle olunca römorkun tekerleklerini suya sokmamış oluyoruz. Şu an römorkta şu şeyler eksik. İndirirken böyle sağa sola kayıyorlar. Buralardan destekler yaptıracağım. Hatta bu parçaları hazır o bunun. Buradan yükselecek şöyle 45 derece dayamalı. Bir de bu ikinci seçenek. Buradan boru gelecek. Yukarı doğru dönecek. Dayandığı yere de bir tekerlek. Dibe yapışık. Şeyler yazıyor ama 13 metredeyiz de. Hadi gezmeye başlayalım artık. Gez 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 37 metrelere doğru çıktım derinlik olarak. Aşağıda bir şey yazıyor ama çok sapsarı yazıyor etrafında, hafif kırmızı ama çok küçük balık sürüsü gibi gözüküyor. 39 metrede bir sürü gördüm. İndirdim aşağı, gene bulut gibiler. Kurşun içlerine girince dağılıyorlar resmen. Bir tane bir şey takıldı galiba, ufacık bir şey. Bakalım düşmeden gelirse. Aha! Bunlar ne? İstavrit! Almışız ama onlara istavrit mi denir? İşte o bulut gibi gördüğümüz, orada bulut gibi gördüğümüz şeyler bunlar. Bir tanesi fena değil ama bir tanesi çok ince. Yani istavrit yavrusu büyük ihtimalle onlar çok var yani. Çok bulut gibi. Bunlar istavrit, öbürküler yemedi. Atıyoruz bir tane, canlanır mı bakayım? Gidiyor. Bunu da ölmeden atalım. Amanın bu. Sen nesin öyle? Hop. Aramaya devam, arayalım bakalım biraz. Yerpeyle pembe kayaların kesiştiği yer. Bazen böyle sapsarı bulut yazıyor. Yani küçük istavritlerin olduğu belli yani. Bulut olduğu sürünün. Kurşun içlerine giriyor, dağılıyorlar falan böyle. Yukarı doğru çekiyorum, çaparıyor bulut. Yukarı doğru yükseliyor. 40 metre. 40 metrede bir sürü gördüm. Sürekli açığa doğru gidiyorum şu an. Burada yedirdik. Kaç tane geliyor bakalım. Sürü aşağıda dağılıyor. Ama biraz dar şey yapıyor gene. Darbeli tarz yapıyor. Biraz sanki büyük. İstavritler büyük gibi. Çuval gibi gelmiyorlar yani. Hop. 3 taneymiş. Taktırmalar var. Onun için öyle yaptı herhalde. İleri uzuyor. Çok rüzgar hızlı götürüyor beni. Aşağıda hiç balık, ekranda balık yazmazken aldım. Hop, şöyle gelin ya. Bak şu boy iyi. Altı tane. Starite gel. Altı tane.
Oo, güzel. Fena değil. 6 tane. Bunları avladım. Sürünün şekli değişiyor aşağıya, kurşun gittiği zaman aşağıya. Birkaç tane oldun. 36 metre. Çıkmam lazım. Şöyle Kefken'e doğru gideyim. Oradan yandan pembe kayalara giderim. Taraya gidiyoruz. Rüzgar sabah çok iyiydi. Hiç esmiyordu. Bayağı bir esmeye başladı şu an. Bayağı bir alanı taradım. Orası pembe kayalar. Açıklara gittim bayağı bir 40 metrelere kadar. Buralar plato. Birdenbire derinleşmiyor. Oradan da rüzgar beni kerpeye doğru, bu tarafa doğru getirdi. Bayağı bir alan taramış olduk. Uzun zamandır Karadeniz'e gelmiyoruz. Karadeniz'in havası böyle işte, Marmara'ya benzemiyor. En güzel havalardan biri bu kışın. 3 bofor gösteriyordu. İyi dedik, güneşli dedik hava. Geldik ama fena sıyırıyor. Direkt kıyıya hızlı gidersek gideriz de çok büyük dalgalar yok. Şöyle Kefken'e doğru gideyim diyorum oradan. Ama burada gizli bir koy var şöyle solda. Thank you.